Sadece iki saniyede kokuyu hafızalarına alıyorlar, suçlulara göz açtırmıyorlar. Kayıpları ya da uyuşturucu maddeleri anında buluyorlar. Koku takipçisi köpeklerin başarıları biliniyor ama peki nasıl eğitiliyorlar? Hassas burunların eğitmeni Gökten Eker anlattı. Ormanın derinliklerinde bir kaçak ya da kayıp bir insan. Aferin. Otomobile saklanan uyuşturucu madde. Aferin kızım. ...elinde silah olan bir suçlu. Tehlike yaratacak şahsın... E, ...tehlike yaratan herhangi bir uvzunu... ...ısırma eğitimlerinden bir tanesini göstereceğiz. Bırak. Oh. Onlardan asla kaçamıyorlar. Çünkü hassas burunlu köpekler... ...suçu önlemek için eğitim alıyor. Canını dişine takıp çalışıyor. Arkadaşımız şu anda bir eşyayı bıraktı. Kendisine ait kokusunun olduğu bir eşya. Şimdi de ormanda normal yürüyüş yapıyor. Bir yere saklanacak. Hassas burunlar yani eğitilmiş köpekler polisin, askerin en önemli silahı. Artık özel güvenlik şirketlerinin de koku avcısı köpekleri var. Onları ise eski bir polis köpek Aferin. eğitmenleri derneğinin kurucusu Göktan Eker eğitiyor. Emniyet teşkilatında da son çalıştığım yer köpek eğitim merkeziydi. Gölbaşı'nda kurulu. Oranın kurulmasında da memur arkadaşlarımla birlikte görev aldım. Havalimanları, deniz limanları, boru hatları, alışveriş merkezleri, işte plazalar, halkın yoğun olduğu işte riskli yerler, parklar gibi yerlerde patlayıcı madde köpekleri, koruma devriye köpekleriyle güvenlik hizmeti veren bir firmayız. İlk adım onları huzuru hissettirmek, görev bilincini aşılamak. Bunu giydirirken de dikkat ettiyseniz Köpeğimize herhangi bir baskı ya da bir şey yok. Tatlı seslerle konuşarak onu sakinleştirerek. Aslına bakarsanız ağzı olup dili olmayan bir varlıkla çalışıyorsunuz tekrarlanan hareketlerle duyuları açılıyor. Verecekleri tepki kontrol altına alınıyor. Koku hassasiyetleri de arttırılıyor. Sonuçta hiçbir şey onların burunlarından kaçmıyor. Eker yetiştirdiği koku takibi köpeklerinden biriyle yarışmaya katıldı. Başarıyla döndüler. Eğittiğim bir köpekle de yurt dışında Amerika'da bir olimpiyatlara katıldım ve olimpiyat ikincisi oldum.